Alo? Anneciğim, neredesin? Falan dökendi misin? Ay anneciğim, ne olur dikkat et kendine. O kız çok tehlikeli. Kamyon kasalarında, tren vagonlarında falan dolaşıyor. İşin çok zor. Anne, bak istersen geri dön ha. Peki. Peki ben de öpüyorum. Hoşça kal. Telefonla da hipnoz yapılabiliyormuş. Çok iyi. Çok iyi. Alo. Müfit beceriksiziyle mi görüşüyorum acaba? Evet Firdevs benim. Ne haber? Ben de bu aralar abinle konuşmayı düşünüyordum. Müfit beni dinle. Şimdi hiç itiraz etmeden söyleyeceklerimi yapacaksın. Tamam mı? Tamam Firdevs. Kulağını telefona iyice yaklaştır Müfit. Evet. İyice yaklaştım. Mazhar'la konuşacaksın. Mazhar'la konuşacaksın. Mazhar'la konuşacaksın. Mazhar'la konuşacağım. Mazhar'la konuşacağım. Mazhar'la konuşacağım. Mazhar'la konuşacağım. Hadi hayırlısı, bu sefer olacak galiba. Geldim. Ay yok, anneme söz vermiştim. Kim o? Kim o? Al işte, şimdi ne diyeceksin bakalım? Ben o kızdan daha güzel oldum. Hiçbir şey demeyeceğim Reyhancığım. Bugün git, yarın gel, bakalım diyeceğim. Aa, niye sonra bakıyormuşuz? Yani ben bu makyajı tam 6 saat 15 dakikada yaptım. Yarın bir daha nasıl yaparım? Yapar. Şimdi gidelim Mazhar'a, ne olur. Hadi. Yalvarıyorum, ne güle olur. Güle güle, güle güle canım. Ay. Mazhar'la konuşacağım. Mazhar'la konuşacağım. Mazhar'la konuşacağım. Mazhar'la konuşacağım. Allah müstahakını vermesin. Bu jeneratörle birine işkence yapmaya kalksan adam gıdıklanmaz bile. Buyurun işte. Bir kapı zilini bile doğru dürüst çalıştıramıyor ki bu aptal jeneratör. Geldim. Geldim geldim. Geldim gel diyorum. Bu ne böyle Belgrad Ormanı gibi çiçek dolmuş. Mazhar'la konuşacağım. Mazhar'la konuşacağım. Mazhar'la konuşmalıyım. Mazhar'la konuşacağım. Mazhar'la konuşacağım. Mazhar'la konuşacağım. Dur. Evet konuş kanka. Kanka. Ha. Ben var ya ben. Ha. Evet sen var ya sen. Bir şey değil, ampul patladı. Dur. Jeneratörden. Ne oluyor? Ben niye geldim buraya? Benimle konuşmak için geldin. Mazhar'la konuşacağım, Mazhar'la konuşacağım diyorsun ya. Konuş kanka. Seninle konuşmaya mı geldim? Evet. Yok canım daha neler. Olur mu öyle şey? Ben buraya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Sevgili kocacığım Saadettin, geçen sefer kurtuldun ama bu sefer kurtulamayacaksın. Çünkü atlama uzunluğu 60 metre. Ben bu ipi ilave yaparak bu ipi 80 metre haline dönüştüreceğim. İşte o anda Saadettin'im yukarıdan kurtulacak, güm, yer yarılacak ve yerin altında 20 metre kadar gitmek zorunda kalacak. İnşallah öyle olacak. Alçak yalancı, arlanmaz üçkağıtçı. Gördüğün kadarıyla karı koca kavgasını ölüm bile bitiremiyor Ruhsar'cığım. Bitirmez tabii. Eğer bir kadının Mazhar gibi madrabaz, hokkabaz, yalancı bir kocası olursa benim gibi sinir sahibi olur işte. Ama boş ver Allah aşkına. Erkek milletine sinirlenmeye değer mi canım? Ah, dur bakalım. Şimdi aklıma geldi gözüm abla. Yarın benim ölüm yıl dönümüm. Bakalım bunu hatırlayabilecek mi? Ah evet, bir de bunu dene bakalım. Eğer hatırlayıp da böyle ölüm yıl dönüm için mevlit falan yaptırırsa bu sefer kesin affedeceğim. Evet Ruhsar'cığım be. Eğer hatırlarsa affet onu. Bugün canımdan aziz bildiğim sevgili karımın ölüm yıl dönümü. Bu acı günü nasıl unutabilirim ki? Onun ruhu için mevlit okutup yaptırdığım bu mevlit şekerlerinden herkese dağıtacağım. Ruhsar'cığım, sevgili karım. Nur içinde yat. Toprağın bol olsun. Bravo Mazhar Bey. Canım benim. Demek canım. Karınızın ölüm yıl dönümünü hatırladınız ha? Aa, mevlit okuyacak mevlitten hocalar nerede kaldı acaba?
Alo. Mevlüt Han Azimet Hoca ile mi görüşüyorum? Ben Masar Mahmutoğlu efendim. Sizinle bir mevlit işi için görüşmüştük hatırlarsanız. Sizinle yüz yüze görüşelim Masar Bey. Hem telefon paranız da artmaz. Evet haklısınız. Kapatalım telefonları. Buyurun buyurun. Sizin bir mevlit işiniz vardı herhalde Masar Bey. Evet benim bir mevlit işim vardı. Ama bu sefer de unutursam vallahi merhume beni kesin oyar. Ne dediniz? Anlayamadım. Boş verin, önemli bir şey söyleyeyim. Evet. Önce Masar Bey'e bazı şeyleri unutturmak gerekiyor. Ne güzel, ne eğlenceli bir gün ya bugün. Bu kadar şeker dişlere fazla zararlı değil mi? Şimdi de biraz hoca efendileri değiştirme zamanı. Artık devir değişti. Hoca efendiler de değişti. Gayet iyi. İşleri hallettiğimize göre artık bana müsaade. Masar, ne yapıyorsun? Bir açıklama bekliyorum, çabuk. Hoş geldin ruhum. Biz de şey ediyorduk. Ne ediyorduk? Kendi aramızda eğleniyorduk işte. İnanamıyorum ya. Sen benim ölüm yıldönümümü böyle davulu zurnalı bir şekilde mi anıyorsun yani? Senin ölüm yıldönümün mü? Yok ya, ciddi misin? Demek evlilik yıldönümümden sonra benim ölüm yıldönümümü de unuttun. Unutur muyum canım? Daha neler? Açık herif! Demek benim ölüm yıldönümüm diye böyle düğün yapar gibi eğleniyorsun ha? Püh! Öyle şey olur mu ruhum? Ben üzüntümden ne yaptığımı biliyor muyum? Yekâ! Yazıklar olsun sana! Halbuki ben de seni düzeltmeye gelmiştim ama kesinlikle düzeltmeyeceğim. Dünya basen tarihini altın harflerle geçeceksin Masar Bey. Ruslar! Beni böyle koca bir popoyla bırakamazsın! Ruslar gitme! Ne yapacağım ben bu popoyla? Allah muhafaza bir yerlensem millet top atıldı zanneder. Ruslar! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık Ruslar'cığım ölmemiş.